Memleket sılı olunca önce annesinin kokusunu özler insan. Ellerini özler, ellerinin kokusunu. Sonra o ellerin yaptığı yemekleri. Gurbet yemeklerini doymak için yediğinin farkına varırsın bir an. Önüne gelen her yemekte memleketten bir iz ararsın, yoktur. Çarşıda, pazarda kazara görürsen memlekete ait bir yiyecek, bakar kalırsın. Kafandan binlerce resim geçer özleme dair. Bu program annesinin yemeklerini özleyenler için Memleket Yemekleri başlıyor. Merhaba, ben Moğolistan'dan geliyorum. Bir senedir Türkiye'de yaşıyorum. Annemin yemeklerini çok özledim. En çok da çiğ böreği. Merhaba, benim adım Uğur. Ben Moğolistanlıyım. Annemin ve Moğolistan yemekleri çok özlüyorum. Özellikle çiğ böreği çok özlüyorum. Ben Moğolistan'dan geldim. 5 yıldır Türkiye'deyim. Memleketimi çok özlüyorum ve annemin o kadar özlüyorum ki onlardan biri olarak etli haşlamayı bayağı bir özlüyorum. Arkadaşlarımızın isteklerini duyduk. Biraz olsun onların memleket hasretine son vermek için stüdyomuza davet ettik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Taleplerinizi şimdi ustamız da aldı. Hemen onunla konuşalım. Bakalım bugün sizler için ne yapacak? Ne bugün yapıyoruz et haşlamamız var, sebzeli. Tabii yöreye, ülkeye uygun olarak yapılacak bugün. Yanında bunun için ne gerekiyor? Bize kemikli bir etimiz var. Öyle kuzudan, incik şeklinde. Ve yanında patates, soğan ve havuç var. Artı yine sebzeler var. Yine yeşil soğan ve maydanoz. Bir de çiğ börek yapacağız bugün. Yine bunun içinde gerekli olan un, tuz, su ve kıymamız var. Tabii kıymanın içinde yine soğan olacak. O zaman ben konuklarımıza doğru şöyle dönüyorum. Tabii. Yine ara ara aşamalarda geleceğiz. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri bir yakından tanıyalım. Şöyle baştan başlayalım. Bize bir kendinizi tanıtır mısınız? Tamam. Merhaba herkese. Benim adım Urango. Herkes beni Uka diyorlar. Çünkü isimimiz biraz farklı, uzun olduğu için onu da böyle kısalttılar. Şimdi bu sene Haziran'dan Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezun oldum. Aynı üniversite, aynı bölüm mezunuz. Evet. Yıllar farklı. Ben ne zaman mezun olduğumu söylemeyeyim. Peki sizde Moğolistan'da isimler uzun mudur? Hani kısalttık dedin çünkü. Evet, bizde genelde isimler uzun. Herkes böyle isimler koyuyorlar, böyle kısaltıp. Bir şekilde bir kısaltıyorsunuz evet. İsmi bir yerinden. Peki, hemen seni de tanıyalım. Merhabalar, benim adım Huhnya. Benim isimin anlamı çok farklı aslında. Yani genelde bu isim çok kişide yok isim. Yani babam özellikle yani bu isim koydu. Bizim 12 takvimin yani özelliklerden. Yola çıkıp babam yani gökyüzü mavi anlamı taşımış başlangıç kısım. O şekilde Hufnem'de isim verilmiş. Ben de ODTÜ'de okuyorum. Son sınıf öğrenciyi matematik bölümü okuyorum. Zor da bir bölüm okuyorsun. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Seni de tanıyalım. Merhabalar, ben Gülnaz. Ben de ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölüm mezunuyum. Öyle. Mezun oldun. Mezun oldum. Şimdi ne yapıyorsun? Şu an yüksek lisansa devam ediyorum. Yüksek lisans devam. Daha buradasın yani. Daha buradayım. Doktora niyeti var mı? İnşallah. Sonra. İnşallah. Peki kolay gelsin. Şimdi ben sizlere çay ikram ediyorum. Sizlerin ikram kültürüyle başlayalım sohbete. Misafir olarak geldik Moğolistan'da evlerinize. Ne ikram edersiniz? Biz de misafirlerimize ilk önce çay veriyoruz. Siz de çayları en sonunda veriyorsunuz ya. Biz de tam tersi en başta çay veriyoruz. Çay da farklı aslında. Çayımız sütlü ve tuzlu içiyoruz. Tuzlu? Yani sütlüyü böyle İngiltere'den alışığız, duyduğumuz, bildiğimiz bir şey ama tuzluyu ben kendi adıma ilk kez duyuyorum. Ustam sen duymuş muydun? Aynen öyle. İlk defa duyuyorum. Tuzlu evet ilk kez. Sadece ülke evde kullanıyorlar. Evet, tuzlu kullanıyorlar. Süt ve tuz bir arada. Evet, aynen. Düşünemedim şimdi. Tadı biraz böyle acı. Vücutun yani ben... tuzunu mu dengelemek için? Çayın özelliği. Yani olabilir. Hem de bazen şey sütlü çayın içinde biz mantı koyup böyle pişirip yiyoruz. O da çok güzel oluyor. O da çok farklı bir mutfak oluyor. Herkese söyleyince şaşırıyorlar. Şimdi nasıl yapıyorsunuz bunu?
Önce çayımızı yapıyoruz. Tamam. Sonra hazır. Çay yine böyle demleme mi? Bizdeki gibi bir çay demleniyor mu? Pek çok böyle demleme olmuyor. Böyle açık oluyor. Üzerinde süt ekliyoruz, tuz da ekliyoruz. Sonra mantığımızı böyle hazırlanıyoruz. Sonra üzerinden koyup pişiriyoruz. Bu mantı dediğimiz Türkiye'de oluyor. Mantı yemişsinizdir. Evet. Ondan biraz büyük. Ondan biraz daha büyük. Ha yine öyle ama yani evet, mantı dediğiniz. Evet. Üstte şeyden falan Kırgızistan'da olan mantı gördünüz biraz ya. Onlar evet onlardan biz çayın içine koyuyoruz. Başak. Değişik bir lezzet. Evet. Ama bir tek sizden ben ilk kez duyuyorum. Bir kere şey. Daha şaşırtalım evet. O zaman. Yemek de öyle oluyor bir nevi. Taşta pişer bugün yapacağımız yemek. Taş üzerinde, ısıtılmış taşlar üzerinde. Mühürlenir et, suyunu hapsetsin diye. Ondan sonra da tencereye alınır, suda yapılır. Yanlış mıyım? Bunu siz anlatın isterseniz. Evet doğru. Biz o mühürleme dediğimiz şeyi tavada yaparken... Evet biz tavada yaparken sizler... Onlar taşta. Aynen. Taş üzerinde mühürleme sonra tencereye alıyorsunuz. Evet. Aslında o kullandığımız taşlar da aslında sağlık için iyi gelir de bizde. Yani yemekten sonra o taşları böyle ellerinize alırız, şey yapıyoruz yani onun sıcağı... Sağlığa çok iyi olan bir şey. Bir nevi yani meditasyon gibi de kullanılıyor yani. Tamam. Sadece yemek için değil, yemek sonrasında meditasyon. Böyle oynuyoruz. Evet. Anneler zaten diyor ki hemen ile verir, iyi oynayalım. Mutfak kültüründen konuşacağız böyle. Yemeklerinizden bahsedeceğiz ama Moğolistan dediğimizde bize biraz anlatacak olursanız neler söylersiniz? Kültürünüze de gireceğiz. Şöyle tarihinden kısaca bir bahsetsek, neler anlatırsınız? İlk olarak şey de bahsetmek istiyorum. Yani bizim dilimiz yani hiçbir dile benzemiyor. Yani çoğu insan soruyor ki yani altta diller arasında ama yani hangi kelimeler benziyor gibisinden bir türlü sorular almıştık önceden. Ama gerçekten hiçbir dilde benzemiyor. Yani başka yakın olan, komşu olan ülkelere de baksak yani onlar da hiç benzeyen bir kelimeler falan yok. Bir de aynı zamanda bizim yazımız çok özel. Zaten ilk bizim yazı olan yani yukarıdan aşağıya doğru yazan o yazı var. Onu hala kullanıyor. Hala şey yapar. Eski bir yazı. Eski bir yazı yani Türklerin eski yazılardan diye var yani. Onların aynısı. Hala bizim kullandığı bir yazı olarak aslında resmi yazı o. Ama kredi alfasını falan tabii yani bütün sonradan olan bir şey bu. Yazımız şey ya yukarıdan başlıyor aşağı doğru devam ediyor ya. Ona diyor ki insan gibi dimdik ayakta duran bir yazımız var diyorlar. Ha, bir anlamı da var evet, sonuç itibariyle. Evet. Hala peki şimdi resmi yazıdan öyle bahsettik ama normalde okullarda eğitim öğretim verilirken de bu şekilde mi kullanılıyor yok, yazı? Normal yazı kullanıyoruz ama bunu da öğretiyor ilk olarak. İkisi de öğretiliyor. Son zamanlarda daha çok kullanmaya yani. Yöneldikçe yapıyor. Peki dil öğrenme konusunda şimdi yakın dil ailelerini öğrenmek daha kolay olur. Evet. Siz zorlandınız mı Türkçeyi öğrenirken? Evet, evet bayağı zorlandık. Ama tabii şey gibi yani, değil Türkçe. Yani. İngilizcenin bir yapısı farklı, cümle yapısı farklı değil. Ama yani Türkçe'de aynı olduğu için belki daha iyidir diyeceğim. Ama onun için de tabii ki bayağı zor. Sadece yapısı benziyor dilimizle. Ama yani kelimeler, şeyler hiçbir şey benzemiyor. Ne kadar zamanda öğrendiniz Türkçeyi? Bir senede. Biz zaten bir senede Türkçe öğretmek şey alıyoruz ya, eğitim alıyoruz hazırlıktan. O zamanlarda çok şey komik, en komik anlar orada geçiyor. Var mı şöyle aklınıza gelen komik bir anı? Evet, bir tane şimdi hatırladım. Şöyle böcekleri biz böcek diye bilmiyorduk. Böyle... Öğretmenim bu masada hayvan var falan. Evet bir de çorap çorba o iki kelimeyi yani, herkes karıştırıyor. Kesinlikle yani gittiğinde yani yanlış şeylerinden bir kelime yani çorba çorap inanmaz yani. Çorba alayım demek yerine bir çorap alalım falan diyoruz. Onu çok yani oldu. Dil öğrenirken böyle güzellikler oluyor. Evet. Sanki tencereye bir şeyler koyuyor, evet. Pişmeye başladı. Şimdi bir sohbet anlatacağız. Ederken. Sizin sohbetiniz o kadar iyiydi ki ben hiç gülüyoruz. Çok bir enerjik olduğu için ben de hiç şey yapmak istemedim. Demin bahsettiğimiz gibi mühürlemeyi yaptık. Etlerimizle birlikte patates ve havucu. Ondan sonra pişmeye bırakıyoruz suyla haşlamaya. Özelliği ondan sonra pişecek bu etlerimiz. Tamam. Ondan sonra sunuma. Tamam.
Tamam, şimdi çiğ böreğe geçiyoruz. Şimdi çiğ böreğe geçiliyor. Evet. Biz devam edelim o zaman kızlar sohbetimize. Dil öğrenirken yaşadığınız zorluklardan bahsettik. Yemek olarak böyle şaşırdığınız şeyler oldu mu Türkiye'ye geldiğinizde? İlk geldiğimiz zaman şey çok değişik. Burada daha çok yeşillikler falan yeniyor ya. Biz diyorduk ki bunu şey bizim orada şeyleri yiyor. Hep et yiyor. Et yiyoruz ya. Yani onlar çok değişik geliyordu. Bir de nohut, kuru fasulye o tarz şeyler de biraz farklı geliyor. Sonradan tabii zamanla alışıyoruz. Sizde et ağırlıklı, et ağırlıklı besleniliyor. Evet. Hatta hani biz o yeşilliklere görünce biz sanki hayvan mıyız? Yorumlar da getirdik tabii ki. Ama sizde çünkü... o zaman sebze hiç tüketilmiyor mu yeşillik? Tüketiliyor bazı şeyler ne bileyim patates, havuç o tarz şeyler. Hı-hı. Yani çoğu şey tüketilmiyor. Yani her gün et yeriz. Her yemekte her yani yemek etli var, bir şekilde yiyoruz. Evet. Sebze olsa bile mutlaka etli oluyor yani etin yanında. Et olmayınca ikram sanki biz yemek değilmiş gibi görüyoruz. Gerçekten öyle. Yemek olmayınca yemek yokmuş bugün. Evet. O zaman hiç vejetaryen mutfak misafirlerimize göre değil. Değil. Et bizde illaki bugün olacak. Zaten ikisinde de et var. İkisi de etli olacak evet. Merak etmeyin. Özellikle her iki yemekte bol etli olacak. Hip kültürünüzü biraz daha yakından tanıyalım. Edebiyat, şiir, şarkı, neler söylersiniz böyle ünlü şairler, yazarlar desek, edebiyatınızla ilgili, kültürünüzle ilgili neler anlatırsınız bize? Şey var, bizim şey var, müzik aletimiz var, mörünhor deniliyor. Şey, atın kafası var o müzik aletin başında. Sadece Moğolistan'a ait bir öyle müzik aletimiz var. Bir de üflemeli şey, mi? Nasıl bir alet? Yaylı mı? Çalmalı. Yaylı. Evet. Onu şeyde çekiyoruz. Yaylı bir müzik alesi. Evet. Onun şeyi de zaten özel yani atın şeyinden, kuyruktan atın yapılıyor. Atın kuyruğundan. Yani başın o şeyde teliler zaten evet. Özel olan. Başında yani atın hazır kafası şekilde var. Şey de, o müzik enstrümanında bir şey var. Tarihi var. Ortaya çıkmış hı. Tarihi. O şey bir at bizde çok şey bir değer veren bir hayvan. O da şey bir ünlü bir at varmış önceden. O atı şey öldüğü zamanlarda sahibi çok üzülmüş. Onun kuyruğundan bir müzik enstrüman yapmış. Ondan gelmiş diyor. Bizde öyle bir şey. Bir nevi atıyla olan aha. Bağını da koparmamış. Peki mutfaktan şöyle biraz bahsedeceğiz biraz sonra ama şiir desek, edebiyat desek neler söylersiniz bize? Zaten bizim müzik şeylerimiz zaten Urtindo. O çok hı-hı. Özel bir müzik. Yani şarkı. Başka bir yerden yok. Başka hiçbir yerden bu bizim dünyada tek olan Voronhor diye bahsettiğimiz bu müzik hı-hı. Aletimiz. Hı-hı. Bir de aynı zamanda bu Urtindo çok özel bir müzik sesi var. Tabii biz söylemekten zor. Çok evet, uzun, uzun böyle bayağı bir yani gücü olan evet, bir kişi güçlü bir söyleyebilecek. Evet. Çok birisi uzun. Olması gerekiyor tabii. O yüzden ben söylemem diyeceğim. Çok zor bir şey. O yüzden sadece bahsetmek isterdim özellikle Urtindo. Tamam tadında. Peki hani şarkı anlamında evet çok öyle güçlü özel bir ses istiyor. Özel bir ses istiyor ama şöyle şimdi edebiyatınızda bir parça yansıtmak adına bir şiir şarkı desek ne söylersiniz? Tamam biz. Biz bir tane şarkı söyleyelim. Tamam. Altan usas dorni nihtal hurte Altan gavas umri hulgur nagan akhovch hurtel Dilgir udum nutuk hangay mongol Gavi mongol Цэжин лөгшөх зүрх миний их хорон жижигхэн болчмор аргал янгрын чудгын жимсний ялтамхан үнэр намра боро миний хорон мөрөн голын нэг шиг мөрөн хурийн уянгалаг аялдаг уу мөнгөн аях тайсүү миний их хорон Осор бүчгүй цагаан өргөн Оныш төрсөн ховор заяа Онгонил хаас тоны нүдээ Одуу эрвсөн хоч мөрөөдөл Омголон хүлгий эрмиг зон дээр Онгоч шүрэн хаасан нуртын нүү Оюн төгс монгол түмний хүслээ Эв нэг дэлиёо Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Şimdi melodi çok güzeldi. Ses çok güzeldi ama ne anlattığını anlamadık biz. Bu şarkı bizim ülkemiz hakkında
Tüm kültürleri anlatıyor işte, yemekten, müzik aletinden başlayarak. Yani her şey var şarkının içinde. Bir nevi ülkenin tarihini anlatıyor. Evet, her şeyini anlatıyor şarkının yani içerisinde. Bu kadar böyle sadece bir büyük böyle şey, tatlı bir şekilde. Çok büyük şey. Büyük bir toprağımız var, var ya onun üzerinde biz böyle hayat tarzını hakkında anlatıyor. En önemli şey böyle bir barış içinde yaşayan bir topluluğuz demek istetmiş. Ay, güzel de bir mesaj vermiş, hem anlatmış hem barışı vurgulayan bir şarkı haline gelmiş. Evet. Çok güzel gerçekten, ağzınıza sağlık. Böyle bir de sır vereyim size, şarkılar türküler olunca bizim ustamız yemeği daha hızlı yapıyor. Biraz ya. Sonra çiğ börek masada. Etimiz de zaten pişmek üzere. Pişmek üzere. Az kaldı. Çiğ böreğimiz de olacak. O da çıkıyor. Şahane, bakın böyle motive oluyor ustamız. Bu çok önemli. Peki mutfaktan böyle biraz bahsedecek olursak. Yani biraz bahsetmiştik programın başında, şöyle ufak ufak ikram kültürüyle başlamıştık. Türkiye'ye geldiğinizde zorlandığınız şeyleri konuşmuştuk. Hiç görmediğiniz yemekleri yediniz belki. Kültürünüzde hiç olmayıp da burada yediğiniz, ya bu çok güzelmiş, keşke bizim ülkemizde de olsa dediğiniz yemekler var mı? Mesela bir gün dönecek olursanız ülkenize özleriz dediğiniz. Ya çoğu yemeği ben nasıl özlerim? Çünkü yazın bir de şu an gittiğimden diyorum ki yani bunu özledim, şunu özledim. Yani çiğ köfte diyorum ki yani çok aslında hiç başta yiyemeyen birisi. Değil. Ama şu an o kadar bazen canım çekiyor ki gidip yani özellikle onu yemek için dışarı çıkma şeyinde geliyor. Yani o derece şey var. Başka ne yemek diyeyim? Yani çorbalar zaten özellikle bizde yok olduğu için yani ben mercimek çorbayı acayip seviyorum. Çorba çeşitliliği mi yok sizde, yoksa kültürünüzde hiç çorba mı? Çorbamız farklı. Farklı. Etli şey. Yemek gibi bizim çorbalar içinde et var, şey var. Onu görünce şey diyoruz arkadaşlar, zaten bu çorba değil yemek diyorlar. Et illaki çorba var yani. Biz içinde böyle hepsini karıştırıp kaynatıyoruz. Yani sizde böyle sadece böyle içiliyor ya, biz de yiyoruz. Yani, gerçekten çorba gibi. İçmek değil, evet, size çorba yemek. Yemek onu da şey çünkü. Türkçe öğrenirken hep böyle söylüyorduk. Çorba yemek istiyoruz falan diye. Tabii burada biraz daha evet farklı. Çeşit olarak belki daha fazla. Sadece sebze yemeği yok dediniz. Evet. Zeytinyağlı kültürü var mı peki? Evet. Sadece sebze olmayınca gerçi zeytinyağlı da çok yoktur. Evet. İşte zeytinyağlı fasulye, pırasa. Ya bizde tam yok demek de yanlış olur aslında. Bu son şehirleme, modernleşme falanla aynı. Yani her türlü bizde var ama insanların genel tarz olarak böyle yaygın şeyleri bir söylemeye çalışıyoruz. Yani ta eskiden biz şey aslında yemek kültürümüz tam bambaşkaydı. Mesela biz kışın sadece etli yiyorduk. Şey yazın hiç et yemiyorduk. Böyle sütlü ürünlerimizi tüketiyoruz. Midemizi böyle biraz rahatına. Öyle yiyorduk. Çünkü sütlü ürünler derken şimdi yazın hiç et tüketilmiyor muydu? Böyle şey süt ya da ayran gibi yoğurt falan bir de şey peynir çeşitlerimiz var. Onları yazın yiyorduk. Çünkü biz şey göçmen tarzda yaşıyorduk ya, ondan dolayısıyla öyleydi. Kişin zaten orada çok soğuk. Mevsime göre yemek de değişiyor. Böyle güç veren, enerji veren etimiz vardı. Bir de Moğolistan bu arada çok soğuk. O yüzden biz şey eti çok tüketiyoruz. Çok soğuk dediniz. Evet, eksik kırıklarda falan. Burası o zaman size soğuk gelmemiştir. Ya ilk geldiğiniz insan şey nereye giderse oraya alışıyor ya, ilk geldiğiniz zaman şey ne kadar sıcak, ne kadar güzel falan oluyor. Sonra yıllar geçtikçe buranın insanı gibi oluyor. Başta, yani. Evet. Burası da soğukmuş falan. Tabii yazın sıcağı alışınca kışın ya ne kadar soğuk diyorsunuzdur. Aileler Moğolistan'da değil mi? Evet. Ziyaretlerine gidip geliyorsunuz. Onlara da tabii bir hasret, özlem var yemekleri olduğu kadar. Planlarınız ne peki? Okullar bittikten sonra, yüksek lisans, doktoradan sonra belki Türkiye'de mi yaşamınızı devam ettirmek istiyorsunuz, yoksa ülkemize geri dönüp ailemizin yanında mı olmak istiyoruz diyorsunuz? Döneceğiz tabii ki. Burayı ne kadar sevsek de
Tabii yani bir şey, gelip gideriz artık ikinci memleket gibi. O kadar seviyoruz ki yani. Evet. Buranın insan gibi her şeyine alıştık yani. İnsanların şeyine evet. bitti yani. Sanki buradaymış gibi artık yabancı bir ülke gibi gerçekten gelmiyor. Gelmiyor. O şekilde düşünce tabii gelip gitmeyi düşünüyorum. Hiçbir, hiç dönmeyeceğim diye bir şeyim yok yani. Moğolistan'a giderim, aynı zamanda burada da giderim. Bir ayağım bir şekilde burada olur gibi evet, gelirim kesinlikle. Diyorsun. Okullar öncesi daha önce gelmiş miydiniz peki Türkiye'ye? Hiç gelmemiştim ben. Gezme fırsatınız olmamıştı. İlk kez okulla birlikte geldiniz. Evet. Peki bir de ters cepheden bakalım. Biz Moğolistan'a gelsek nereleri gezip görmeliyiz? Neler yapmalıyız, neler yemeliyiz, neler almalıyız? Aslında Moğolistan Türkler için özel bir ülke. Çünkü herkesin bildiği gibi orada Orhun yazıtları diye Bilge Han'ın şey ve Tonyukuk'un yazıtları böyle tarihten kalan eserleri var. Son zamanlarda çok böyle turist gelmeye başlamış. İlk önce oraya gidersiniz bence. Önce evet olarak. İlk gideceğimiz yer belli. Evet, yemek de tabii ki bol bol et yersiniz. Orada korunuyor mu? O yapı evet, hala korunuyor mu? Korunuyor, evet. Çünkü tarihin başlangıcından bahsediyoruz. Bizler için dediğiniz gibi çok çok önemli. Hala korunup korunmadığı da önem taşıyor. Hala korunuyor aslında. Hem de iyi, çok iyi güzel bir şekilde korunuyor. Böyle müze haline getirmişler. Yani bir de o yazıları okuyabilenler gelip okumak istiyorlarmış. Onu da böyle imkan tanımışlar orada. Yani yol falan da yapılmışlar. Çok güzel olmuş. Herkese tavsiye ederim. Çok rahat. Ama yazın gidin bence. Eksi 40'ta gitmeyelim. Evet, evet yazın bile belki şey... Üşürsünüz. Hangi biraz dedem de giderse ona evaldı diyeceğim. Çünkü akşamlar da çok soğuk, sabahlar da yine çok soğuk oluyor. Yani. Biraz daha böyle kalın şeyler evet. götürmekte fayda var buradaki mevsime aldanmamakta. Evet. Peki başka nereleri görmeliyiz? Bizde başkent... Başka şey var. Evet. Çöl var. Gobi çölü. Zaten Moğolistan şey yer olarak çok büyük bir ülke ya, Türkiye'den 2,5 kat daha büyük. Yani büyük bir çöl var, oralara gidilebilir. Bir de şey... Başka şehirlere giderek insanların hayatını öğrenebilir. Yani bölgeye göre yaşayarak. Bölgeye göre farklı kültürler var. Burada da olduğu gibi. Farklı kültürleri görmek mümkün yani. Hala evet, yaşatılan kültürler var. Çünkü evet. şey böyle başkent ve bazı şehirlerden dışında böyle göçmen kültür hala devam ediyor. Göçmen kültürü var. Turistler hala onu görmek için gidiyorlar, bakıyorlar. Bazen 7 günlük falan kalıyorlar böyle yaşam tarzını öğrenmek için. Onu yaşayarak görüyorlar. Atlayıp böyle tur falan varmış. Evet, falan. Öyle gidiyorlar. Evet, herkes de buradan gidecek. Çok evet. keyifli. Bizde evet. herkes at biner, herkes biliyor. Siz? Evet. Biz de biliyoruz. Dört nala gidebiliyor musunuz atla beraber? Dört nala derken? Böyle yani hızlı bir şekilde kullanabiliyor musunuz? Evet. Herkes biliyor zaten. Siz yemek yapmayı seviyor musunuz kızlar? Böyle şimdi muhtemelen yurtta kalıyorsunuzdur. Çok mutfağa girip bir şeyler yapma şansınız olmuyordur ama... Evinize döndüğünüzde hem anneye yardım olsun diye hem de şuna özledik girelim biz bir yapalım dediğiniz oluyor mu? Biz burada yapıyoruz. Yapıyor musunuz çünkü burada? Çünkü yani o kadar o yemekleri özlüyoruz ki diyoruz ki birkaç kişi toplanırız diyoruz ki bugün bu yemeği yapalım diyoruz. Özellikle o yemek için topluyoruz ve yapıyoruz. Herkes yardım ediyor, şey yapıyor. O şekilde yemeğimizi yapıyoruz. Ne kadar güzel. Çünkü o kadar özlüyoruz yemek. Bazen böyle özel günlerde falan topluyoruz. Bayram falan. Bizim bayramımız var ya. Özel bir tane bayram var. Şey yazın oldu. O bayramda 3 tane yarışma oluyor. O yarışmalardan biri de at yarışması. Atlar yarışıyor. At olmazsa olmuyor. İlla bir evet, at ve et. Et ve at. Vazgeçilmezdi Moğolistan. Onu anladım. Evet. Ben yardım edecektim böyle geldim. Siz keseceksiniz şimdi bir tane göstereceğim. Keseceğim tamam. Evet alıyorsunuz bu şekliyle şöyle. Bunun yapmamızın amacını biliyorsunuz. Niye? Çiğ börenin içindeki kıyma çiğ. Hı hı. Bir nevi oradan geliyor. Aslında oradan gelmiyor ama çiğ börek yani eti çiğ olduğu için öyle deniliyor. Hı hı. Normalde o hava almaması için bu şekliyle kesilmesi gerekiyor. Onu da yağda kızartıyoruz. Tamam. Buyurun. Şimdi ben yapıyorum. Siz kesiyorsunuz. Tamam hadi bakalım. Ama bu arada sohbetimize devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? At ve ette kaldıydık. Evet yarışmalardan evet. bahsediyorduk. İşte bir birisi atlı. İkincisi de şey ok atıyoruz. Yani bizim şey bu ok insanlar atıyorlar. Çok güzel şey yaparlar. Onun için işte küçüklüğünden öğrenmeye başlarlar. Ve onu şey devam ettirip yapan insanlar var. Ok yarışması oluyor. Son olarak da şey güreş.
Güreş. Aa, güreş bizde evet. De. Ama şey biraz farklı sanırım Türk güreşlerinde. Sizde nasıl? Direkt alıp atıyorlar. Yok yok öyle de. Gibi. 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 Tamamen kuvvete dayalı. Tabii ama ki kurallar var da ama böyle var. Görünce öyle görünüyor. Mesela bir tekniğini söyleyin. Evet mesela nasıl oluyor? Biliyor musunuz? Mesela nasıl oluyor? Ya da şey karnı vuruyor unuttuk da. Ha şey dizi yere şey değerse kaybeder. Bir de o günlerde biz şey bu bayram Temmuz ayında oluyor. Hı-hı. O günlerde biz çiğ börek yiyoruz. Aynen. Her yerde çiğ börek. Bugün de bir arenadayız. Çiğ böreği yiyoruz. Yaşmıyoruz ama çiğ börek yiyeceğiz az sonra. Her yerde çiğ börek yapıyorlar. Bir de beyaz ay diye bayramımız var. O günlerde biz büyük mantı yiyoruz. Mantı yiyoruz. Yani böyle özel günlerde yenilen özel yemekler var. Evet. İkisi midir sadece o özel günlerde yenen? Mantı, çiğ börek, tamam. Evet, evet. Onun için evet. De tabii hazırlanırız da ama özellikle onu kesin yapmak zorundayız. Evet. Yani. Herhalde onu hazırlanırız. Yani böyle çiğ börek yoksa böyle nadım yok, yok. Gibi. Mantı yoksa tansar yok. Böyle tansar zamanlarda böyle biz binlerce mantı yapıyoruz böyle. Binlerce evet. Evet. Günlerdir yapıp evet. Böyle şey toplayıp buzdolabına koyup ya da dışarı şeye çıkar zaten soğuk ya şey bozulmuyor. Evet. Doğal buzdolabı zaten. Evet. Evet. Yapıp öyle şey. Hemen sonuyor zaten. Evet. Bu arada ne yaptım? Biraz yeşillik attım lezzet versin diye. Bunun da olmazsa olmazı. Orada da genelde kullanılıyor bunlar. Hem görsel olarak hem de içinde vermiş olduğu sebzelerin lezzeti açısından. Peki. Olurken daha 1-2 dakikamız var herhalde. Aşağı biraz yukarı daha var. Sohbet evet. Edebiliriz. Bu mantının çiğ böreğinin yanında ne ikram ediliyor? Salata. Genelde neyle içilir? Yani bir içecek ikram ediliyor mu? İşte sütlü çayımız. Yine sütlü çaya geliyoruz. Yani sütlü çok çay. Seviliyor demek ki evet, bu sütlü çay. Evet. Özellikle böyle yaşlı insanlar daha çok daha içiyorlar. Çok yani diyor ki çay içmeyince başım ağrıyor diyor. Yani şey, sütlü çayın içinde pirinç falan da oluyor. Çayın içinde pirinç. Evet, bazen. Evet. Bazen. Bildiğimiz. O da, evet o da pirinç, çok güzel oluyor. Peki haşlamadan mı konuluyor pirinç? O çiğ yok. Haliyle mi? Çay içinde haşlanıyor. Çayın içinde haşlanıyor. Haşlanıyor zaten. Evet. O da değişik. Yemek kültürümüzde böyle tuz ve acı pek kullanılmıyor. Baharat yok mesela siz çiş baharatı fazla kullanıyorsunuz ya. Çok az. Onları çok az kullanırız. Yani yok. Yemekte değil çayda kullanıyorsunuz tuzu evet, ağırlıklı evet. Olarak. Bir de böyle şey Türkiye'de ilk geldiğimde böyle yemekler çok acı geliyordu bana. Evet çiğ börekler baharatı sıcak sıcak yenilir. Şöyle ortaya alalım. Ellerimize sağlık. Afiyet olsun buyurun. Ben o arada evet, öbür hemen. Yemeğimizi de hazırlayayım. Siz de deneyin. Biz de deneyeceğiz. Siz lütfen alın. Siz şimdi bizim misafirimizsiniz. Yani biz tamam bize misafiri de ilk önce koyarsınız. Büyükler ama önce. Yani şey siz misafir ettiğiniz için siz ilk önce alıp ondan sonra biz devam etmeye öyle bir şeyimiz var. O zaman sizin kültürünüze uygun hale getirelim hemen. Evet. Ev sahibi başlıyor. Evet. Önce ev sahibi tadına bakmıyor değil mi? Çünkü sizler için yapıldı. Önce siz tadına bakın istiyoruz. Ben şuradan ev sahibi olarak kendi tabağımı alıyorum. Şimdi buyurun sıra sizde. Hatta ben de sizinle birlikte başlarım tadına bakmaya. Diğer yemeğimiz gelene kadar. Tabii. Yağ çok çekmediği için hafif de sanıyorum. Evet. Misafir geldiği zaman ikram edilen bir şey midir çiğ börekte? Misafirliğe geldik. Bir çiğ börek yap da yiyelim der miyiz? Ya değer veriyor diye düşünüyorlar misafirler böyle. Ama biz böyle yemiyoruz. Elle yiyoruz. O zaman nasıl yiyorsunuz? Peçete var zaten orada. Nasıl yeniliyorsa öyle yiyin. Öyle yiyin. Tamam. Bir bakın tadına. Kaf gelmesin dedi. Bir de böyle taş elimizde tutuyoruz ya. Çiğ börek de aynı şey yapıyor. Böyle elde sıcak tut diyorlar. Bir de tadına bakın. Nasıl olmuş? Bayağı güzel olmuş. Evet. Tam aynısı. Teşekkür ederim. Tam aynısı. Tam aynısı. Demek ki yöreye uygun olarak olmuş bu. Evet. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben de şöyle kenardan bir tadına bakayım. Ama dediğim gibi gözler hala orada.
İkincisi de gelse de şöyle gözümüzün önünde dursa. Evet. O da durmak üzere zaten. Aslında tam bizim oranınki gibi yapıyor. Biz de sebzeleri böyle haşlanıp böyle aslında üstünde böyle unu şey yapıp açıp suyun üstünde koyuyoruz. Ondan sonra un kendi kendine şey yapıyor, pişiyor. Ve o şekilde yanında un odur ve et odur ve sebze. Sebzeleri. Tam böyle olacak aslında un olsa tamdır. Evet, işte çiğ börekli onu tamamlayacağız biz de yanındaki o hamur kıvamını. Çok da güzel görünüyor böyle rengarenk. Evet, yani bunun esas lezzetli olan tarafı da burada zaten. Görüyorsunuz.